Yaz kış dinlemiyorlar, denizin huzur verici maviliğinde keşif yapıyorlar. Doğanın o anaç kucağının içerisinde bu soğuğa rağmen biz kendimizi çok sıcak hissettik. Burası İzmir Karaburun. Sualtı dünyasını merak edenlerin ilk tercih ettikleri tatil yörelerinden. Hayli grafiği yükselen bir bölge. Sualtı çok zengin Karaburun'un. Önce dalgıçların kullandıkları özel sentetik bazlı giysiler giyiliyor. 7 mm elbiseyi seçeceğim. Bu elbise yılın bu mevsiminde, bu aylarında ve suyun artık yavaş yavaş soğumaya başladığında tercih edilebilir bir elbisedir. Ardından dalış malzemelerine geçiliyor. İster profesyonel, ister amatör olsun, dalışa giderken form doldurmak zorunluluk. Hepimiz bir önceki günden performansının yerimizde olduğunu, rahatsız olmadığımızı, üst solunum yollarıyla herhangi bir problemimizin olmadığını beyan ve taahhüt etmek zorundayız. Sağlık durumunun ve dalınacak noktaların yazılı olduğu bu formlar sahil güvenliğe teslim ediliyor. Dalış profilimiz derinden başlayacak ve olması gerektiği gibi, bir sportif dalışın kurallarında olması gerektiği gibi, kademe kademe azalarak sonuçlanacak. Sualtının gizemli yolculuğunda belki bir batık gemi, belki de hiç görmediğiniz bir canlı türüyle karşılaşabilirsiniz. Aşağıda hem kültürel değerler, batıklarımızı göreceğiz, hem de çeşitli canlıları göreceğiz, balıkları ve diğer tür canlıları, kabukları örneğin. İzmir'in tarihi gemileri 9 Eylül ve Alaybey gemileri de Karaburun açıklarında deniz canlılarına yuva olmuş durumda. Yıllarca kullandığımız bu iki tarihi gemiyi su altında da ziyaret edebilirsiniz. Dalış yaptığı bölgede batık, yani 9 Eylül batığını görecekler, üstündeki canlıları görecekler. Orfozları, müremleri muhtemelen çekecekler. İzmir Karaburun açıklarındayız ve 3 profesyonel dalgıçımız yaklaşık 5 dakika önce denize atladı ve şimdi deniz altında bizler için görüntüler kaydediyorlar. Scuba dalışını daha da ilerletmek ve mükemmel su altı dünyasını keşfetmeyi sürdürmek, ayrıca bunu meslek edinmek isteyenlerin usta dalgıç kurslarını bitirmiş olmaları gerekiyor. Soğuk olması, havanın sert olması, doğayla verilen mücadele zaten bizim istediğimiz ve beklediğimiz bir şeydi. Önceleri meslek ya da ilginç bir ilgi alanı gibi görülürken tatil yörelerinde son derece yaygınlaştı. Scuba dalışını öğrenmeye başladık. Bundan önce tabii ki sürekli korkularımız vardı. Karaburun dalgıçlık merkezlerinin de her geçen gün sayıları artıyor. Eski çağlardan beri döneminin şartlarına göre yapılan bu spor dalını sizler de deneyebilirsiniz.